Kardeşim, hoş geldin. Hoş buldum. Geldiğini söylediler. Ben de bir göreyim dedim, işler başlamadan. Her yere baktım, yoksun ama. Afife Hanım'la konuştum. Canını sıkmış senin. Dedim ya Musa, artık canım yanmıyor diye. Ben neden burada olduğumu biliyorum. İçim rahat. Senin de için rahat olsun, iyiyim ben. İyi ol benim güzel kardeşim. Ali'ye kahvaltı hazırlayacaktım. Ondan önce bir yanına uğra. Özlemiştir seni. Daha uyanmamıştır. Birazdan uğrarım. Ben de bahçede işim var. Sevket Kahya var ya, beni burada görürsün. Kibrit çakar bana. Gözleri böyle. Bir tuhaf oluyor, tuhaf oluyor. Biliyorsun. Aman aman. Kızdırma o zaman Kahya'yı. Hadi sana kolay gelsin. Kardeşim, sen burada olunca herkes hali değişiyor. Çok mutlu oluyor herkes. Keşke bu durumlara gelmeseydi. Sağlık olsun. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Çay demlenmiştir. Getirmemi ister misiniz? Ben içmeyeceğim Ceylan, sağ olasın. Gerek yok canım, ben de istemiyorum. Ne oldu Nurşah abla? Dosyada bir karışıklık var sanki. Yani bazı maddelerin içeriğinden emin olamıyorum. Sanki savunma da yanlış madde üzerinden yapılmış gibi. Hangi maddeler? Kenan abiye sor istersen, o bilir. Gerek yok, ben hallederim. Günaydın abilerim, ablalarım, kankalarım. Günaydın. Sayende ofise Can geldi. Değil mi? Bir havası değişti ofisin. Varlığımla mutlu olduğunuz bir gün daha. Günaydın Fatih'ciğim. Bakıyorum çok neşelisin bu sabah. Her zamanki halim yenge. Aşk olsun. Her zaman bu kadar neşeli değilsin bence. Bugün başka bir şey var. Dün akşam güzel bir müvekkilimin özel bir dosyasıyla ilgilendim de. Belki ondandır. Bak Kenan abime, hiç soru soruyor mu? Nasıl biliyor kardeşini? Oğlum bir de anons et istersen, ha? Ha, yetmez diyorsan üstüne tabela falan da asalım. Çay demleyeyim ben. Çay var ya Ceylan. Bayatlamıştır o. Yenisini yapayım. Kankasına bayat çay içirmez. Değil mi İso? Hadi bakalım. Dışarıda bir işim var da. Ben gideyim abi. Geç kaldım zaten. Telafi ederim. Yok, benim halletmem lazım. Önemli bir iş şey mi oldu? Odaklanmış ya. Bando takılmış, asla duymaz. Bana özel değil yani bu tavrın. Genel hali. Tabii.
çaydan vazgeçtim. Güzel bir kahve yapayım dedim. Birlikte içeriz değil mi? Yani çay bayatlamadığına göre kahve daha mantıklı tabii. Hadi gel seninle birazcık sohbet edelim. Hı? Nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor Nurşah abla? İş, okul, hayat. Her şey yolunda mı? Normal. Yani bildiğin gibi. Hep birlikteyiz zaten. Sen de bilmediğin bir şeyler var Ceylan. Seni üzen, canını sıkan bir şeyler. Bunu görebiliyorum. Eğer anlatmak istersen seve seve dinlerim. Belki bir çözüm yolu buluruz. Çözüm yok ki. O zaman da en azından anlatıp rahatlamış olursun. Canım benim. Bana her şeyi anlatabileceğini biliyorsun değil mi? Zaten gördüğüm kadarıyla artık içinde tutmaman gereken bir noktaya gelmişsin. Hem benden sır da çıkmaz. Eğer anlatmak istersen dinlerim. Kalbim. Kalbim acıyor Nurşah abla. Çok acıyor hem de. Ceylan sen... Aşık mı oldun? Bunda utanılacak bir şey yok ki. Kaldır bakalım başını. Neden bu kadar kederli söylüyorsun bunu? İmkansız çünkü. Asla bir araya gelemeyeceğim birine aşık oldum. İmkansız olduğunu biliyorum. Biliyorum ama kalbime söz geçiremiyorum. Aklımdan atamıyorum. Yok saymaya çalışıyorum. Olmuyor. Belki uyursam rahat ederim diyorum. Bu sefer de rüyalarıma giriyor. Uyurken o, uyanıkken o. Düşüncelerinden bir türlü kurtulamıyorum. Üstelik... Onun haberi bile yok. Değil mi? Sen nereden biliyorsun? Bildiğimden değil Ceylan, tahmin ettim sadece. Cesaretimi toplayıp söylemeyi bile istedim. Ama yapamadım. Yapamam çünkü karşılıksız olduğunu biliyorum. Olduğunu sormayacaksın değil mi? Kim olduğunun bir önemi yok ki. Önemli olan senin ne hissettiğin. İşte bu yüzden üzgünüm Nurşah abla. Kaçsam kaçamıyorum. Ne doğru, ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Kalbim hem karmakarışık... Hem de o kadar net ki. Olmayacağını biliyorum. Ama olsun istiyorum. Anlıyorum seni. Anlayamazsın. Sen benim gibi değilsin ki. Aşık olduğun adamla evlendin. Kavga etseniz de, birbirinizi kırsanız da... ...günün sonunda birbirinizin kollarında uyuyorsunuz. Ayrıca seni sevdiğini biliyorsun. O yüzden sen beni anlayamazsın.
Bir gün sen de seni çok seven birini bulacaksın. Bu söylediklerin hepsinin çok daha güzelini yaşayacaksın. Ben inanıyorum buna. Sen de inan, olur mu? Demek bugün özel bir omlet var ha? Evet. Hem besleyici hem de lezzetli bir omlet olacak. Ali asla hayır diyemeyecek. Vallahi besleyici olup da çok az lezzetli tarif var ama zor işin. Sen yaparsın. De bakalım nasıl bir tarifmiş bu? Çok gizli bir tarif Halise abla. O kadar gizli ki ben bile bilmiyorum. Şimdi şekillenecek. Allah iyiliğini versin Hira. Sen böyle anlatırsan Ali'nin ilgisini çekecek. Omlette bir güzel yer. Vallahi ben kaç yaşında kadınım. Beni bile heyecanlandırdın. İnşallah Ali de beğenir. İnşallah. Aa Gonca. Neva Hanım'a kendi tarifini hazırladın. Nesini beğenmedi ki? Tadına bakmadı ki. Nasıl yani? Öyle bayağı kapıda boş boş bekledim. Allah Allah. Her zaman aynı saatte içiyor halbuki. Bir şey mi oldu acaba? İnsan yerine koymuyor ki Halise abla. Gerçekten çok yoruldum artık ya. Ay neyse düşünme, koy oraya. Hadi kızım öğle yemeği hazırlığına geçelim. Geçelim. Demirhanlı, Demirhanlı, Demirhanlı. Ağzından başka bir laf çıkmıyor. Sen o soyadına ne kadar layıksan Hira da o kadar layık. Demirhanlı falan değilsin sen. Evlatlıksın. Bu kadar canımı acıtamazsın. Bu kadar acımasızca yüzüme vuramazsın. Kabul edemem bunu. Kabul edemem bunu. Dünyama başımı yıkmana izin vermeyeceğim Cihangir Demirhanlı. Bu gerçeği tek bilen sensin. Başka kimsenin bilmesine izin vermeyeceğim. Hayır. Bu kadar canım acıdığının hesabını soracağım sana. Soracağım hesabını. Sana soracağım bunu. Dinle beni. Çok önemli bir işimiz var. Ya bu kız muhabbeti de başka bir olay harbiden. Biz abimle mutfağa gitsek 2 dakikada çözmüştük olayı. Yani erkekler birkaç cümleyle halledebiliyor işini. İki lafı bir araya getirip doğru düzgün konuşamıyoruz desene sen şuna. Vallahi benim ağzım iyi laf yapar. Hiç üstüme almıyorum. Anlatsana da. Senlik bir şey yok Fatih'cim. Kankam dökülür şimdi bana. Değil mi İso? Sanmıyorum. Şimdi kalbimi kırdın ama İso. Kankalar birbirinden sır saklar mı? Fatih rahat bırak kızı. Ulan bana be.
Ulan asansör yaptıracağım buraya. Asansör yaptıracağım buraya be. Aa, bakıyorum gül gibi ofisi buldunuz. Keyif yapıyordunuz değil mi? Kendine tipine tükürdün. Bir şey mi dedin çakma lan bu? Hiç. Bir şey demedim. Diyeceğim söze yazık. Neyse ne. Raşit Bey hayırdır? Hayır hayır. Siz işinize bakın. Raşit Bey ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Görmüşsün be. Ölçü alıyoruz. Niçin? Yani benim elime tutar böyle biliyor musun? Böyle bir şeylerin ölçüsünü alayım. Bazı insanların boyunun ölçüsünü alayım. Ben de rahat duramıyorum işte. Ne yaparsın be? Ya sabır ya. Sabır ya. Gonca. Efendim abla. Dereotlarını bol bol yıka kızım. Hazırladım şurada. Sirkeli su da bekliyor. Orhun Bey'in kahve saati geldi. Hemen hazırlıyoruz. Elim ayağım titriyor yine. Neden ki? Hasta mısın? Yok da. Orhun Bey son zamanlarda yaptığım kahveleri beğenmiyor. Hep azarlıyor beni. Siz gittiğinizden beri doğru düzgün kahve içmiyor zaten. İçse de yarım bırakıyor. Omlet de ne güzel koktu. Ne var bunun içinde? Sırrını söylemeyecek misin? Gerçekten çok güzel koktu. Zerdeçallı keşinçli patatesli omlet. Sırrı baharat işte. Size de yaparım bir gün. Ben çok isterim. Ben de isterim. Aldık sözümüzü. Hadi kızım acele et de kahve saatini geçirmeyelim. Tamam. Bir şey söylesene Raşit. Ne söyleyeyim kardeşime? Türkü mü söyleyeyim, Türk sanat musikisi mi söyleyeyim? Yalnız yenilerden isteme, onlardan anlamıyorum ben. Bana bak, sen normal yollardan ölmezsin ha. Birinin elinde kalacaksın, haberin olsun. Raşit Bey. Raşit Bey, Raşit Bey, Raşit Bey. Ne var be? Adımı mı ezberliyorsunuz be? Bir rahat bırakın be. Anlayamıyoruz çünkü ne yaptığınızı. Anlamasanız da olur. Aman. Allah'ım yarabbim ya. Raşit Bey lütfen ama artık ileri gidiyorsunuz. Ya neyin peşindesin be adam? Delirtecek misin bizi? Polis arayayım mı Nurşah abla? Yok yok. Polis kesmez. Sen işi genelkurmayı ara. Oradan asker, jandarma göndersinler be. Yeter ki beni rahat bırakın be. Siz de saçmalamaya bir son verin o zaman artık. Ne saçmalama be? Mal sahibi olarak ölçü de mi alabileceğiz yani? Siz bilmezsiniz. Eskiden böyle bir şey aldığınız zaman böyle sağa sola her tarafı ölçülürdü. Anlayamadım. Mal sahibi derken? Ya inanma şuna Nurşah abla ya. Ne yaptığı belli değil bunun. Bana bak parlak çocuk. Sen gözüme çok batmaya başladın ha. Ya ulan neredesin ya? Ha sen bunlara söylemedin mi? Yeni mal sahibi benim diye. Söylüyorum inanmıyorlar be. Thank you.
sorularımı, cevaplarını alacağım. Her istediğini her zaman alamazsın Orhun Demirhanlı. Şimdi müsaade edersen Ali beni bekliyor. Raşit Bey ne diyor? Bu duyduklarım doğru mu? Evet, bir anlaşma yaptık. Nefesin velayeti karşılığında ofisi ona devrettim. Abi? Ne oldu? Aldınız mı boyunuzun ölçüsünü? Ha? Ya, neyse, ben ölçmeye devam edeyim en iyisi. Benden kurtulmak için. Gir. Ne buldunuz? Orhun Bey, dosya kapsamlı oldu. Deliller teknik olarak %100 güvenilir. Size getirmeden önce birkaç defa kontrol ettik. Dolayısıyla... Kahvenizi getirmiştim. Kahve istemiyorum. Götür. Efendim, en iyisi tek tek anlatmak. Hira'nın otele girişi anına ait görüntüler. Görev bölgesi olmadı halde bir çalışan tespit ettik. Hira Hanım'ı karşılıyor ve asansöre yönlendiriyor. Görevlendirilmiş biri mi? Yüksek ihtimalle efendim. Hira Hanım'la birlikte asansöre biniyor. Asansörde olması gerekenden daha uzun süre kalıyorlar. Otel müdürüyle görüştüm. Asansörün bakımları düzenli olarak yaptırılıyormuş. Ayrıca o gün asansörün bozulduğuna dair bir bilgi de almamışlar. Asansör özellikle bekletilmiş. Aynen Orhun Bey. Sanki sizin otele giriş anınıza denk getirmek için özellikle bekletmişler. Asıl önemli bilgi şu, bu olaydan bir gün sonra otel çalışanının hesabına yüksek meblağda bir para transferi olmuş. Cihangir Demirhanlı'nın hesabından. Yani... Hira Hanım oraya bir kumpasla gitmiş olabilir Orhun Bey. Benden öyle kolay kurtulamazsın Cihangir Demirhanlı.
Abimin kaldığı oteldeki bir çalışana para gönderilecek. Abimin hesabından yapılacak işlem. Birazdan adamın adını, soyadını, hesap bilgilerini ve ödenecek olan meblağı mesaj olarak atacağım. Hayır, hayır. Abimin bilgilendirilmesine gerek yok. Her şey onun bilgisi dahilinde zaten. Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Neva Demirhanlı'yım ben. Talimatı sorgulanacak herhangi biri yok senin karşında. Ne diyorsam onu yapacaksın hemen. Aptal herif. Cihangir Demirhanlı. Artık abim değil düşmanımsın. Bu dünyayı kimse dar. Ya sen? Ya ben? Adama Cihangir'in hesabından para transferi yapılmış diyorsun. Belge? Hesap dökün burada efendim. Yavuz. Buyurun Orhun Bey. Bu adamı hemen bulup konuşturalım. Takip ettiriyorum efendim. Gece vardiyasında çalışıyor. Şu an otelde değil. Dün gece nöbetteymiş. Telefonda kapalı. İzini bulur bulmaz hemen bana haber ver. Emredersiniz Orhun Bey. Bir şey mi oldu? Orhun Bey. Bana düşmez ama şahsi fikrim Hira Hanım. Masum mu diyeceksin? Haddimi aştıysan özür dilerim efendim. Tekrar müsaadenizle. Abi ne yapıyorsun Allah aşkına? Davayı kaybetme ihtimalimiz yok ki. Evet Kenan abi ya. Nefesin velayetini mutlaka alacaksın. Niye acele ediyorsun ki? Abi sen bu ofisi tırnaklarınla kazıyarak yaptın ya. Her santimetresinde alın terim var. Şimdi nasıl bırakıyorsun? Hem de şu adama ya. 14 yedi daha. 32. Yok lan. Yanlış oldu be. Tekrar hesaplayalım ya. Fatih tamam. Ceylan sen de. Bakın boşuna uğraşmayın çünkü benim kararım kesin. Abi göz göre göre. Fatih. Uzatma tamam dedim. Sen de kes ölçü almayı. Bildiğin ofis işte. Pazarlık mı yapacağız bir de zaten iyi ettik. Olsun olsun. Ne demişler? Yolda bulsa sayacaksın. Gerçi onu para için demişler ama olsun. Oydu mu? Oydu.
Fatih. Bana bak. Sözümüz söz ona göre. Sonradan yok caydım, yok vazgeçtim falan demeyeceksin. Hayırsın Ağalan. Bizim sözümüz senettir. Al nefesi, ver ofise. Kafiye ne oldu ha? Neyse. Lan bana bakın. Yeni mal sahibiniz olarak konuşuyor. Öyle duvarları, kapıları falan kırmak yok. Anlaşıldı mı? Benden habersiz tek bir çivi bile çakmayacağınız. Yoksa tak tak ödetirim. Anlaşıldı mı? Hadi eyvallah. Abi aklım almıyor ya. Nasıl teslim oldun bu adama? Fatih söyledim ya. Nefes için. Kızım bir o kapıda, bir bu kapıda. Daha fazla örselensin istemiyorum. Çok uzadı bu iş. Tamam mı? Rahatladınız mı? Duruşu abla, bir şey söyle şuna bak. Bizi dinlemiyor. Biraz konuşalım seninle. Konuşacak bir şey yok. Var. Hira Hanım oraya bir kumpasla gitmiş olabilir Orhun Bey. Bana düşmez ama şahsi fikrim Hira Hanım. Sorularımın cevaplarını alacağım. Her istediğini her zaman alamazsın Orhun Demirhanlı. Şimdi müsaade edersen Ali beni bekliyor. Hikayemiz ormanda mutlu mesut bir ceylanın hikayesi Ali'cim. Bu mutlu ceylan bir gün her şeyden habersiz ormanda dolaşırken beklemediği bir anda acımasız bir çakal onu takip etmeye başlamış. Ona bir pençe geçirmiş. Ama ceylan yaralı halde elinden kaçmış. Ceylan çok korkmuş. Nefesi kesilene kadar koşmuş, koşmuş, koşmuş. Ama çakal hiç vazgeçmemiş. Peşini asla bırakmamış, onu kovalamış. Zavallı ceylan gide gide en sonunda ormanların kralına sığınmış. Aslan. Ormanlar kralı aslan mı? Evet. Ta kendisi Ali'cim. Ormanlar kralı aslan. İşte ona sığınmış. Sanmış ki onu dinler, onu korur,
kimselere vermez. Bana inanmıyor musun? Yapma bunu ne olur. Öfkeyle bak ama yine bak. Sen beni görmediğinde ben yok oluyorum. Nefes alamıyorum, burada duramıyorum. Burada duramıyorsun öyle mi? Hira abla, neden sustun? Hikayenin sonunu bilmiyor musun yoksa? Yok, hikayenin sonunu çok iyi biliyorum Ali'ciğim. Sonu şöyle. Aslan, Ceylan'ın üstüne üstüne yürümüş. Onu kovmuş. Yaralı Ceylan anlamış ki aslan o bildiği aslan değilmiş. Kaçarken yine ava dönüşmüş. Aslandan da kaçmak zorunda kalmış. İçindeki yara kanayan yarasından daha büyükmüş çünkü. Ceylan asla aynı Ceylan olmamış. Aslana güvendiği gibi asla kimseye güvenmemiş. Sen ne yaptığının farkında mısın? Aklım almıyor. Nasıl büyük bir yanlışın içinde oldun? Ben ne yaptım biliyorum. En doğrusu bu. Kararım da karar, o yüzden tartışmayalım. Bu ofis senin için çok değerli değil miydi? Fatih isyan etmekte haklı. Sen burayı dişinle, tırnağınla, bin bir emekle yapmadın mı? Şimdi kendi ellerine Raşit'in eline mi teslim edeceksin? Niçin? Alelacele boşanmak için. Mesele sadece o değil ki.
Ben artık kızımı yanımda istiyorum. O yüzden de bu dava sürecinin bir an önce bitmesi lazım. Afetleri açtı, yanında çocuğun ne yaşadığı belli değil. Çok uzadı bu mesele. Nefesi geri almayı ben de çok istiyorum. Biz zaten bunun için evlenmedik mi? Nefesin velayetini alabilmek için omuz omuza mücadele etmedik mi? Bak biz çok yol kat ettik. Senden bir tane ricam var. Ne olur son bir kez daha düşün. Artık omuzdaşlık yapmamıza gerek yok. Herkes kendi yoluna gitmekte özgür. Bu konu kapanmıştır ben. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Abi. Eyvah. İçeride işler daha çok karışmış. İyice elimiz kolumuz bağlandı. Ne yapabiliriz ki? Bilmiyorum ki. Ben bir Nurşah ablayla konuşayım. Kenan nerede? Çıktı abla. Siz bir sonuca varabildiniz mi? Yok. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ama siz merak etmeyin. Ben bu işi düzelteceğim. Ofisi Raşit'e vermesine izin vermeyeceğim. Nasıl halledeceksin ki? Evet, zor gibi. Kenan abi çok kararlı gözüküyordu. Halledeceğim ben. Kenan abiyle yeniden konuşacak galiba. Umarım bu sefer ikna olur. Ali meyve yedi, yemekte her şeyi yiyor ya. Nasıl mutlu oluyorum anlatamam. Benden brokoli çorbası istedi. Kulaklarıma inanamadım. Hepsi senin sayende kızım. Buyurun Orhun Bey, bir şey mi istemiştiniz? Kahve alacağım. Tabii, hemen yapıp odanıza getiriyorum. Kendim alacağım. Evet benim.
Tabii gelirim. Bir saat sonra orada olurum. İyi günler. Merhabalar, ben Nurşah Demirhanlı. Sağ olun, iyiyim. Size bir kredi başvurum olacaktı. Ben zaten yoldayım, geliyorum. Evet, evet, siz belgeleri hazırlayın, gelince imzalarım. Evet, çok acil. Tamam, teşekkür ederim. Bakalım kim daha inatçı? Sen istediğin kadar burnunun dikine git. Ama böyle büyük bir hata yapmana asla izin vermeyeceğim. Hayır yani, ben de çok meraklı değilim seninle evli kalmaya. Ama yaptığımız her şeyi de çöpe atamazsın. Öyle yağma yok beyefendi. Hoş geldiniz Orhun Bey. Buyurun, oturun. Geleceğini bilmiyorsun. Hanımefendinin burada olmasının iyi olacağını düşündüm. Bugüne kadar çocuğun okul durumuyla hep kendisi ilgilendi. Gelelim sizi çağırma sebebine. Ali'nin sağlık durumu malumunuzdur. Okulla tamamen ilişkisinin kesilmesini doğru bulmuyorum. Dilerseniz raporla bunu idare edebiliriz. Sağlık durumu düzeldikten sonra okula geri dönebilir. Haklısınız. Ali'nin arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle bir arada olması en doğrusu. Bu onu daha çok mutlu eder. Orhun Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Kusura bakmayın. Nasıl? Ateşine baktınız mı? Kusma falan var mı? Hemen geliyorum. Biraz müsaadenizi rica edeceğim. Siz işinize bakın. Biz sonra da gelebiliriz. Hemen bakıp geleceğim. Fazla uzun sürmeyecek. Aslan, Ceylan'ın üstüne üstüne yürümüş. Onu kovmuş. Yaralı Ceylan anlamış ki Aslan, o bildiği Aslan değilmiş. İçindeki yara kanayan yarasından daha büyükmüş çünkü. Ceylan asla aynı Ceylan olmamış. Aslan'a güvendiği gibi asla kimseye güvenmemiş. Hikayedeki Ceylan gibi saf, masum musun? Yoksa çok iyi bir yalancı mı? Gerçekten seni yaraladım mı? Yoksa asıl yaralanan ben miyim? Canımı yeterince acıtıp yaralamadın mı? Yetmedi mi suçlamaların? Geçmedi mi hala öfken? İşte çıkıp gittim hayatından. İstediğin bu değil miydi? Niye hala bakışlarınla yargılıyorsun beni?